Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve sivrisineklerin arttığını belirterek daha sık ilaçlama yapılması gerektiğini vurguladı. Akala kaşık kaşık her tarafımızı yara yaptık. Yatamıyoruz dedim. Amcam bir tarafta böyle suya boyunu giriyoruz çıkıyoruz gene aynı. Efeler halkı bu yaz artan sineklerle ve sivrisineklerle nasıl baş ediyor? Yetkililerden neler talep ediyor? Vatandaşlara sorduk. Daha fazla günlük yapılsa ilaçlama daha iyi olur. Daha fazla etkisini arttırsınlar. Çünkü yapıyorlar ama bir sinek azalma yok. Daha da çok. Ya sinek ilaçları kullanıyorum evde. Hani onlardan günlük prize takılanlardan tablet. Onlardan kullanmaya çalışıyorum. Diğer türlü bir camı açıp da yatamıyorsun da. Sıcakta da mecbur açmak zorunda kalıyorsun ama sinekten yatamıyoruz. Vallahi özellikle mesela gündüz hadi neyse idare ediyorsun da gece olunca uyumaya çalışmaktan uyuyamıyoruz. Sabaha kadar sineklerle savaş yapıyoruz yani. İlaçlarla falan sadece başka bir şey yapamıyoruz. Daha sık ilaçlanırsa daha iyi olur. Günlük yani. İki hafta, haftada bir kere falan geliyorlar bazen. O da çok bir etki yapmıyor yani. Belki de ilacın dozunu falan arttırsınlar. Ya da başka bir yöntem bulsunlar. Siz nasıl baş ediyorsunuz peki kişisel olarak sivrisineklerle? Vallahi genelde sinekom var. Onu sıkıyorum bütün vücuduma. Yoksa her tarafımı kanatıyorum. Sürekli kaşımaktan uyuyamıyor zaten. Aydın'da sivrisinek benim Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sorun yok. Düzenli çünkü her gün görüyorum o şey geliyor. İlaçlama olan geliyor. Benim mahallede herhangi bir sorun yok. Berbat. Çok berbat. Evde de her gün ilaç sıkıp tedbir alıyoruz. Başka çaresi yok. Öbür türlü oturulmuyor zaten. Çözüm olarak peki ne söylersiniz? Belediye haftada en az hiç olmazsa iki sefer gelmesi lazım. Onun çok faydası oluyor. Her gün geliyor. Her akşam geliyor. Bizim oraya gelmiyor. Ben hayret ediyorum yani. Başka köye her gün geliniyorsa bizim oraya neden gelmiyor? Pınardere'ye mi geldiğini evet. Söylüyorsun? Evet, yukarı mahallede oturuyorum ben. Asfaltın üstünde. Caminin altında benim ev. Gelen olmuyor. Haftada bir sefer değil. Ayda bir sefer ancak geliyor. Ne olacak bizim sonumuz böyle ya? Rahatsızsınız yani, çok şikayet ediyorsunuz. Ay sen ne diyorsun çocuğum ya? Sıcak olsa sivrisinek olmasın. Peki nasıl baş ediyorsunuz? Vallahi çocuğum hiç para da yok. Aslan şey ne o ilaç mı ne sürüyorlar. Onu da alamıyoruz çocuğum. Hemen duşa giriyoruz, yıkanıyoruz, sabun sürüyoruz. Biraz duruyor gene başlıyor. Peki yetkililere ne söylersiniz ilaçlama için? Çözüm nedir? Ay çocuğum bir an önce çaresini bulsunlar kızım. Sıcağa razıyız, sivrisineğe razı değiliz. Bir an önce çaresini bulsunlar, bizi kurtarsınlar yavrum. Ortaklar Orken sitesinde oturuyorum. Sitemizin arkasından ortaklara ait katı atık deresi geçiyor. Bu dere ıslah edilmediği için, kapatılmadığı için. Ki tabii bilmiyorum devlet su işlerine mi ait, belediyeye mi ait, nasıl bir protokol olacağını bilmiyorum ama ondan dolayı haftanın 3 günü, 4 günü yoğun bir sinek saldırısı altında. Ya belediye tamam düzenli olarak ilaçlıyor. Hakkını yemem ama o derenin ıslah edilmesi lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan talep ediyoruz bunu yani. Yani daha önce bir kısmını kepçe aracıyla kapattı ama geri kalan lokasyonu da kapatırsa çok iyi olacak. Çünkü halen mağduruz. Çünkü rüzgar ters yönde estiği zaman sinekten geçilmiyor yani. Aşırı bir yoğun sinek var. Bir de bizim bulunduğumuz site ovaya yakın. Yani Aydın zaten o etrafı ovalarla çevrili bir yer. Büyük ihtimal sinek çok olduğu için belediye başkanından bunu rica ediyoruz. Ortak Ermencik Ortaklar Mahallesi Orken sitesinin arkasındaki dere. Vallahi evimize her yakı böyle sineklik koyuyoruz. Sinekler yapışsın diye. Bu sene daha çok arttı sineklerimiz. Rahat edemiyoruz dışarı balkonlarda oturmak için. Yapılıyor ilaç ama yeterli değil.